Merhaba arkadaşlar. Bugün bir kamp videosu çekmek istedim. Daha doğrusu kampa gitmekle alakalı bir düşüncem vardı. Havalar güzelleşiyor, bahar geldi. Havalar ısınmaya başladı. Hep aklımda olan bir şeydi. Kampa gittiğimde bir video çekmek, işte yaşadıklarımı. Biraz amatörce olacak. Çok da kameraya vesaire çok ilgi alaka gösteremeyeceğim. Çünkü dağda bayırda daha çok oranın keyfini çıkartmayı seviyorum. O yüzden çok fazla ilgilenemeyeceğim ama böyle kısaca bir video çekmek istedim. Kampta neler yapıyorum, nasıl geçiyor gibisinden. Öncelikle bunu çekme amacımı da söyleyeyim. Ben Ankara'ya ilk geldiğimde, İzmir'den geldiğimde herhangi bir aktivite yapma konusunda sıkıntı yaşıyordum. İşte internetten bakıyorum, oraya buraya bakıyorum, gidecek yerler vesaire diye. Sorun yaşıyordum. O yüzden böyle bir aklıma geldi. Arkadaşlarla konuştuk geçen. Yani böyle ufak ufak Ankara'da neler yapılabilir? Genelde doğa, kamp anlamında neler yapılabilir? Çek dedi. Benim de aklıma yattı. İşte böyle ufak ufak videolar çekeceğim. Herhangi bir şeyim yok yani. Çok izlenme vesaire gibi amaçlarım yok. Asıl amacım kendi yaşadığım şeyi bir deneyim yaratmak. Yani arkadaşlar da yararlanmak isteyenler benim gibi şey yapsınlar diye düşünüyorum. O yüzden bugün işte gideceğim yerin videosunu çekip atacağım. Bugün Güdül tarafına gideceğim. Güdül'de Sorgun Yaylası'na çıkacağım. İnternette arattığınızda zaten Ankara'da kamp yapılabilecek yerler diye çıkıyor kendisi. Bugün oraya gideceğiz. Bakalım nasıl geçecek. Ben de böyle dilim döndüğünce neler yapılabilir, nerede ne yapılır, işte tecrübelerimi anlatmaya çalışacağım. Şimdi kapatıyorum. Yolda ara ara yol güzergahında da çekeceğim. Daha sonra kamp alanında ufak bir akşamleyin ne yapacağımızı çekeceğim. Bu arada Ramazan'dayız. İftar yapacağız. Orada geç bir saatte çıkıyoruz ama umarım güzel geçer her şey. Şimdilik görüşmek üzere. Önüne bak. Önüne bak. Önüne bak. Vuracağız sana. Vurma vurma vurma. Merak etme. Arkadaşlar Ankara'dan otoban üzerinden buraya geldik. Çevre yoluna otobana girdikten sonra Güdül çıkışından çıktık. Çeltikçi üzerinden Sorgun Göleti'ne doğru tabelaları takip ettiğinizde zaten ulaşabiliyorsunuz. Şu anda burada zaten tabelalar dediğim gibi sizi yönlendiriyor. Şu anda Sorgun'un yayla bölgesindeyiz. Buraya kadar yolu çok güzel. Yani çok rahat bir şekilde ulaşımınızı sağlayabilirsiniz. Yakıtınızı vesaire de yol üzerindeyken alın. Güdül yol ayrımından itibaren benzinlik bulamıyorsunuz. O yüzden Ankara'dan çıkarken yakıtınızı, alacağınız tüm malzemelerinizi alırsanız daha faydalı olur. Şimdi biz yayla kısmından gölün olduğu kısma gidiyoruz.
Arkadaşlar Sorgun Göleti'ne geldiğinizde Alabalık çiftliğinin yanından sola doğru devam edin. Ondan sonra sağ tarafınızda gölü göreceksiniz zaten. Tel örgüler başladığında sağa doğru bozuk bir yol gidiyor. Oradan girerseniz Milli Park'ın içine girmezsiniz. Burada daha rahat edersiniz. Ben burayı tercih ediyorum. Karşı taraf Sorgun Gölü Milli Tabiat Parkı olması lazım. Orada güvenlik görevlileri var. Tabii bu tamamen size bağlı. Ben burayı tercih ediyorum. Burası bana daha güzel geliyor. Daha sakin. Yolu da güzel. Biraz girişi sıkıntı. Aracınızın altı çok alçak değilse sorun yaşamazsınız. Ben hiç sorun yaşadığımı hatırlamıyorum. Çok ekstrem bir yol olmasına rağmen ilk giriş biraz sıkıntılı. Oradan tecrübeyle çapraz girmeniz lazım. Yoksa arabanın altına oturtursunuz. Burada biraz dediğim gibi tecrübe gerektiriyor. Mantığınızı kullanarak gitmeniz lazım. Yoksa arabanın altı oturur. Allah'tan kuru olduğu için zemin şu anda. Güneş iyice kurutmuş. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Şurada bir çamur var. O da zaten onda durmazsanız arabanın saplanacağını sanmıyorum. Tabii böyle yerlere gelirken aracınızı tanımanız, bilmeniz lazım. Nereden geçer, nereden geçmez çok iyi bilmeniz lazım. Çünkü sıkıntılı yani. Bu tarz yerlerde kalırsanız tecrübeniz yoksa sizi rahatsız eder. Ama şu an için kalınacak bir yol değil benim arabama. Size dediğim gibi aracınızın yüksekliğini bilmeniz lazım. Şu anda burası benim için ideal. Burayı çok seviyorum. Tam suyun dibine biraz düzlük bulduğumda kamp şeyini kuracağım. Çadırını kuracağım. Şurası bizim için ideal. Buralar güzel. Aynen kanka, burası çok güzel. Arabayı bırakacaksın. Çadırı da şu düzlüğe kuracaksın. Şu düzlük ağacın şurası dibi. Şurası düzlük değil mi? Neresi? Şu ağacın çadır. Altında olsun diye dedim kanka. Hmm. Böyle yerlerde ağacın altına kurarsan daha iyi. Rüzgar yemezsin. Hmm. Ya çadırı şuraya kurarız. Tamam mı? Tamam. Ateşimiz burada olur. Bak şurası tam düz yani. Aynen. Alan olarak. Temiz ev zaten. Aynen. Şuraya çadır, şuraya masa sandalyemizi kurarız. Aynen öyle. Şurada masa sandalye çok güzel. Hem çadırın şurada yani yemek yediğimizde çok güzel olur. Şuranın arasına ışığımızı falan koyarız. Mükemmel. Arkadaşlar kamp alanımızı da göstereyim size kısa bir şekilde. Şöyle bir düz zemin bulup çadırımızı kurduk. Bura gerçekten çok güzel. Hem coğrafyası, doğası, iklimi, her açıdan çok güzel. Ankara'da olduğunuzu unutuyorsunuz. Karşı taraf Milli Park'ın içinde olduğu yer. Ama ben buraya gelmeyi tercih ediyorum. Benim için burası daha güzel. Arabayla rahat bir şekilde kampımı yapabiliyorum. Burada hem gölün dibine rahat bir şekilde inebiliyorum. Karşıda bu kadar güzel yer çok yok. Bir iki yerde var. Orada genelde birileri olmuş oluyor. Ama burada gölün içine bile çadırınızı kurabilirsiniz. Yani şurada masa sandalyenizi kurup çadırınızı şuraya kurduğunuzda çok güzel oluyor. Buranın avantajı bir de çam ağaçlarının altındasınız. Daha korunaklı. Şöyle çadırınızı kurduğunuzda rüzgardan vesaire de korunmuş oluyorsunuz. Şöyle 3-4 tane ağacın arasını aldım. Daha geriye de götürebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Birazdan bir kısa bir drone kaldıracağım. Bir 10 dakika bir görüntü alayım, etrafı çekeyim. Ondan sonra iftar saati de yaklaşıyor. Ateşimizi yakacağız zaten. Çorbamızı yapacağız. Sonra bir sucuk ekmek faslı. Thank you.
sessizliğe bıraktı. Yerin metrelerce tamam, altından çıkardıkları yani. Kömürle yemeğin başkenti başlıyor olan Zonguldak'ta bekle, bekle, her yıl istasyon bekle, caddesinden bekle. Başlayarak madenci anıtına yürüyen ve bayramı burada halay çekerek kutlayan maden işçileri bu yıl tam kapanma dolayısıyla 1 Mayıs'ı kutlayamadı. Kentin en işlek ve en yoğun caddesi olan Gazi Paşa Caddesi. Şu anda ortamımız bu şekilde arkadaşlar. Sucuğumuz hazır, tavuğumuz hazır. Suyumuz kaynıyor çorba için. Şu sobamız da çay için hazırlanıyor. Hafif bir müzik çalıyor. Size ortamı anlatamam. Gerçekten yani bir insan daha nasıl huzur bulabilir? Kanka o şey ya, hem suyun altında bir şeyler oluyor, anladın mı? Yağmur değil o. Belki de bu kurbağalar olur falan. Tabii tabii, yavru minik minnak olanlar var ya onlar. Yağmur yağarsa da yapacak bir şey. Çok güzel. Bak bir misafirimiz daha var, onu da çek. O da arkada paşa bakıyor, çok uzaktan bak. Anladı bak, ona bak. Birazdan birazdan. Uzağa koyacağız mamanızı. Çok yan yana durmamıza gerek yok. Şu an zifiri karanlık var. İftarımızı yaptık. Bulunduğumuz yer çok karanlık. Yapıyoruz bu işi be kardeşim. Bir ateş yaktın ya. 5 dakika sonra sönecek. İçinde büyük oyun yok ki. Evet arkadaşlar, şu an saat tam olarak gece 2. Hava soğumaya başladı iyice. Ama inanılmaz şekilde keyifli. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok ortada. Zifiri karanlığın ortasındayız. Enfes bir hava var şu anda. Işıklarımız olmasa birbirimizi göremeyeceğiz. Ay ışığı da yok. Çok ama güzel. Ama şu anki hazzı kimse anlayamaz. Yani ışık anlamında yıldızlara bakmak daha güzel oluyor böyle yerlerde. Gökyüzü daha açık oluyor. Uçağın gittiğini görüyor musun bak şuradan? Arkadaşlar biraz dinlendik. Sonra sahur için hazırlık yapmaya başladık. Çayımızı koyduk. Ufaktan bir yumurta yapacağız. Sucuklu yumurtamızı yeriz. Ondan sonra biraz dinleniriz. Günaydın arkadaşlar. Çok güzel bir sabaha uyandık. Hafiften de sürpriz de oldu. İnce bir yağmur yağıyor. O yüzden toparlanmak için acele etmek zorunda kaldık. Yoksa biraz daha duracaktık biz. Birazdan toparlanacağız. Malzemelerimizi kaldıracağız. Ama yağmur çok hafif yağıyor. Ki hava durumunda yağmur da yoktu. Dün baktığımda. Sürpriz oldu biraz. Ama buranın sabahı çok güzel. Yani soğuk. Şu anda mevsim yaz olmasına rağmen soğuk ama güzel. Şimdi burayı güzelce toparlayacağız. Arkamıza çöp bırakmadan gitme moduna geleceğiz. Arkadaşlar biz toparlandık. Şöyle etrafımızı göstermek istiyorum. Biraz hava açıldı. Yağmur yağdığı için hızlı toplandık ama sonrasında hava açıldı. Çöplerimizi topladık. Doğada çözülmeyen hiçbir şey bırakmadık ortalıkta. Hatta kendimize ait olmayan çöpleri de topladık. Şurada pet şişeler falan vardı, onları topladık. Şimdi buradan ayrılacağız. Ayrılırken de yolu göstereyim. Bura biraz tehlikeli görünüyor aslında şey olarak. Yağmur yağdığında falan burada kalma ihtimaliniz var. Şu çam yaprakları çok kötü oluyor çünkü. O yüzden aracınızı ona göre yerleştirin. Yatay olduğu için ciddi bir yağmur yağdığında kalırsınız. Yani araba büyük sorun çıkartır burada. Şu anda yağmur çok yağmadığı için herhangi bir problem yok. Ama normalde bu şekilde bırakmak bile tehlikeli. Çünkü araba yukarıya doğru hareket etmeyecektir. Dümdüz çıkmanız gerekecek. Ona göre bırakırsınız bıraktığınızda.